seçim, önemli bir açılış, önemli bir birliktelik, yoğun bir alkışla Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ İl Başkanı Sayın Yunus Bal geliyor. Kıymetli dava arkadaşlarım, değerli ablalarım, kardeşlerim, bugün protokolden aramızda olan varsa kusura bakmasınlar. Böylesinesi güzel insanların karşısında hepiniz benim için protokol, hepiniz bizlerden üstesiniz. Açılışımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ülkemizin bu geçirdiği zor zamanlarda sırtında hançer yarasının bitmediği, hepimizin arkamıza bakarak gezdiği dönemlerde çok zor bir seçime giriyoruz. Biz bu seçime hazırlanırken defaten benden önceki il başkanım da biz hep bir motto belirledik. Dedik ki biz bu milletin, bu devletin payidar kalabileceği Cumhur İttifakı'nın 5-0 yapmasıyla bu şehirde Allah'ın izniyle başarıyı elde edeceğiz. Tabii ki bu 5-0'da bir şeyleri karıştırmayalım. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Elazığ'da birinci parti olacağız. Bunu da laf olsun diye de söylemiyorum. Yani bugün karşımdaki bu kadar güzel abim, ablam ve kardeşlerim haykırarak aslında gözlerinden bize bunu ifade ediyorlar. O yüzden dediğim gibi zor zamanda biz başta Cumhurbaşkanımızı ezici bir üstünlükle seccademizi çiğneyenlerin karşısında galibiyet bir şekilde, en güçlü şekilde seçeceğiz inşallah. Bakın biz yıllar önce Mescid-i Aksa'ya çizmeleriyle girenler için bugün de öyle eylem yaparken, bugün bu ülkeyi yönetmek için karşımıza çıkanlar bizim kutsalımızı, bizim seccademizi çiğnemeyi kendilerinde hat gördüler. Ben inanıyorum ki bugün burada, yarın bu meşaleyi yaktığımız Elazığ'da biz bunlara en iyi cevabı vereceğiz inşallah. Sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Tabii ki adaylarımıza da söz vekillerimiz diyorum. Elazığ'ın, tabii bu arada Hakan hocamı da tebrik ediyorum organizasyon için. Elazığ'ın en güçlü üçüncü sırası değil, Elazığ'ın vekilidir kendisi. Ben sözü adaylarımıza bırakıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili adayımız Sayın Yunus Genç kürsüye davet ediyoruz. Şimdi çok yerde konuştum. Kıymetli hazırım. Bugün heyecanlanmak tabii ki doğamızda var. Çünkü evimizdeyiz. Abdullah Paşa'dayız. Abdullah Paşa zor zamanları yaşamış, zor zamanları hep birlikte atlatmış. 2020 depreminde evler taşınırken kamyonun yanına giden Hakan Kuzu'yla devam etmiş, yetmemiş, şehre sahip çıkmış, hiçbir yere gitmemiş, Semih Işıkver'le şehrine sahip çıkmış, şehrini yeniden kurmak için insanlar 300 oydan kaybettiği vakit bırakın memleketini, ülkeyi terk ederler. Oğuzhan Demir'le gelmiş, 300 oyu kaybettikten sonra hiç bırakmamış, davasına sahip çıkmış. Bu kutlu neferin, bu kutlu davanın sizlerin Yunus'u olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. Vallahi bunların içinde tıraş takımını alan, havlusunu alan, bornozunu alan, eşarbını alan gelen yoktur. Bu memleketin öz çocukları sermayelerini de burada kazandılar, işlerini de burada yaptılar, şehir yıkılırken de buradaydılar, dava içinde buradaydılar, her seferinde buradaydılar. Abdullah Paşalılar, bizlere sahip çıkın, birinci parti olarak bizleri gönderin. Saygıyla selamlıyorum sizler. Sayın Fatma Sevinç Oğuzhan geliyor. Kıymetli dava arkadaşlarım, diğer dava arkadaşlarımın da dediği gibi burada protokol yok, biz hepimiz arkadaşız, dava arkadaşıyız. Hepiniz hoş geldiniz bu güzel güne. Sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Ben inanıyorum, beşinci sırayım ama bu topluluk beni de gönderecek, inanıyorum. Varlığınız daim olsun, sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili adayı Semih Işıkver geliyor. Hepinizi en kalbi muhabbetlerimle
saygıyla, sevgiyle, minnetle, şükranla selamlarım. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli Azirun, bugün için Hakan Hoca bir mahallede, Abdullah Paşa'da bir seçim iletişim merkezi açacağız dedi. İnanın gece 5'te paylaştım. Ben açıkçası böyle bir kalabalık da beklemiyordum. Burada bindirilmiş kıtalar yok. Burada ilçelerden otobüslere bindirilerek getirilen, yardım kartı vereceğiz diye getirilen, para vereceğiz diye getirilen kalabalıklar yok. Burada hakikaten davasına inanmış, hakikaten birbirini Allah rızası için sevenler var. Ne diyorduk? Birbirini Allah rızası için sevenlere mağlubiyet yoktur. Biz bu yola çıkarken hanemizi, kendimizi, evlatlarımızı düşünerek değil, bu şehrin bütün dezavantajlı kesimlerini, yoksullarını, sahipsizlerini, çaresizlerini, kimsesizlerini, siyasi çaresizlik pençesinde kıvranan bütün kesimlerini, dinine, mezhebine, rengine bakmadan kucaklamak için, haksızlıkların karşısında zülfikar olmak için, Elif gibi dimdik durmak için çıktık. Yine görüyorsunuz, 10 gündür alandayız. Bizden başka gezeni de görmedik. Açıkçası her yerde hakkımızda algı çalışmaları yapılmasına rağmen bizler bindirilmiş kıtaların karşısına inanmış yüreklerle her türlü cevabı vermeye hazırız. Niye? Siz varsınız. Bugün benim için çok kıymetli birisiniz. Hakikaten bu şehre dair vizyonu olan, bu şehrin çocukları için, eğitim sektörü için, bu şehrin kadınları için bir vizyon ortaya koyabileceğine gönülden inandım. Yaklaşık 5 sene Milliyetçi Hareket Partisi'nin ARGE başkanlığını yapmak suretiyle şehirdeki bütün problemlere vakıf olan iki kampanyayı birlikte yönettiğimiz, birçok kampanyada birçok faaliyetimizi icra ederken bu faaliyetlerin fikir babası pozisyonunda olan ARGE birimimizin başkanı Hakan Kuzu'nun, Hakan Kuzu'nun bir milletvekili adayı olarak değil, yani 40 günlük bir dava arkadaşlığı hukukuyla değil, bu şehre dair bu hareketin vizyonunu oluşturan köşe taşlarından birisi olarak kampanyamızın merkezine oturacak, beni de diğer 3 arkadaşımızı da koşturma kabiliyeti olan çok kıymetli bir dava arkadaşım. Varlığıyla iftihar ettiğim, yol yürüdüğüm için iftihar ettiğim, kardeşliğiyle iftihar ettiğim, her şeyine kefil olduğum, her şeyine inandığım sizler gibi çok kıymetli bir dava arkadaşımım. Hakan Kuzu'nun davetiyle hepiniz buradasınız. Ben bugün burada siyaset konuşmak, vaatlerde bulunmak istemiyorum. Kendisine çok inanıyoruz. Bu şehre dair vizyonuna çok inanıyoruz. İnanın bu şehirde il başkanımız çok güzel bir şey söyledi. Vekilimizdir dedi, en güçlü 3. sıradır dedi. Hakikaten bu şehirde son 50 yıldaki siyaset profilini değiştirecek birçok özelliğiyle de benden de çok üstün olduğuna inandığım bu kardeşimi önce Rabbime sonra sizlere emanet etmenin gururunu yaşıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle kıymetli milletvekili adayımızın Abdullah Paşa'daki irtibat bürosunda, tabii ki burayı Hakan Hoca'ya da vermem, Abdullah Paşa benim canım, kardeşlerimin, abilerimin yeri. Biz beraber çok büyük mücadeleler omuzladık. İnanın ben burada, biliyorsunuz, şahsi ofisim de burada. Buraya gelirken de bura benim için belki de en güvendiğim yerlerden birisi olduğu için geldim. Biz buraya 24 Haziran 2018 seçimlerinde geldiğimizde 25 yıllık arkadaşlarıma sordum. Ne durumdayız diye. Bura kaledir diye. Başkan dedi 500-600 oy alırız. Ama son yerel seçimde birinci parti oldu. Birinci parti. Dolayısıyla Abdullah Paşa'dan beklentim şudur. Ben Abdullah Paşa'da birinci parti olmayı kabul etmiyorum. En az %51 oy istiyorum size. Bakın bu çok makul bir hedef. Çok
mantıklı ve mütevazi bir hedeftir. Bakın bu harekete bu davaya ömrünü vermiş abilerim aranızdalar. İsim vermeyeceğim. Bakın ben burada %51'in altında bir oy alırsanız vallahi size küsen. Açık söylüyorum. Çünkü sizde bu irade var. Abdullah Paşa'da bu inanç var. Abdullah Paşa'da bu inanç var. Bizim burada çok güçlü, çok inandığımız, sırtımızı yaslarken ardımıza bakmadığımız kardeşlerimiz, abilerimiz var. Her kapıya gireceksiniz. Her kapıya. Her kapıyı çalacaksınız. Ve burada teşkilata da güvenmeyeceksiniz sadece. Kaç hep gelsin, kapıyı çalsın, broşür bıraksın. Hayır. Siz sahip olacaksınız. Olmazsanız ben geleceğim, ben sahip olacağım. Yılmaz abi doğru mu? Dolayısıyla ben buraya ne kadar güvendiğimi, aynen Hilal Kent'e güvendiğim gibi. Ben Abdullah Paşa'yı Cumhuriyet Mahallesi'nden, Çaydaşlı'dan bağımsız görmüyorum. Sizin burada yakacağınız meşale inşallah bu şehrin kuzey yakasında baştan başa bizi birinci parti yapacak. Allah'ın izni ve inayetiyle bu şehre dair ortaya bir hedef koyduk. Biz kimileri gibi 5-0 demiyoruz. Bu şehirde hiçbir partinin 5-0 yapamayacağı bir realitedir. Ne biz, ne AK Parti, ne diğerleri. Diğerlerini Allah nasip etmesin zaten. Ne biz, ne AK Parti. 5-0 yapamayız, tamam mı? Ama biz bu şehirde birinci parti oluruz. Kesin oluruz. Kati suretli oluruz. Bakın göreceksiniz. Aranızda inanmayanlar da varsa, inanmayanlar da varsa ki bakıyorum inanmayan da yok. Biz kati surette net, makul ve ulaşılabilir bir hedefle yola çıktık. İl başkanımız bize yakışan bir hedef koydu ortaya. Reel bir tespit, reel bir hedef. Bu şehirde, bu caddelerde kimi tutsanız, 10 kişi tutun, 7'si kendini MHP'liyim diye tarif eder. Onun dışında, bu şehirde hayatının bir döneminde MHP'ye oy vermiş, her yerde söylüyorum. Bakın ben bunu ısrarla söylemeye, siz de bıksanız söyleyeceğim. Hayatının bir döneminde bir kereliğine dahi MHP'ye oy vermiş %90'a yakın bir kitle var. Dolayısıyla bu hedef bizim için çok makul bir hedeftir. Başkaları için makul olmasa da bizim için çok makul bir hedeftir. Bu duygu ve düşüncelerle oturduğunuz evde, apartmanda, mecliste, dergâhta, bergâhta, kışlada, mektepte, camide Milliyetçi Hareket'in iddiasını yansıtın. Sokakları gezip 20 bin alırlar, 30 bin alırlar, 40 bin alırlar algısı yapanları 14 Mayıs'ta yüzlerini göreceğiz. Hepsini göreceğiz. Biz koyduğumuz hedeften utanmayacağız. Biz koyduğumuz hedeften utanmayacağız. Belki 1000 oyla ikinci parti oluruz belki. Bakın çok real konuşuyorum. Belki 1000 oyla. Ama ben şuna bütün kalbimle inanıyorum. Siz de gittiğiniz yerlerde iddiamızı savunun. Vebaldir. Her yerde bizim için algı yapılıyorsa siz de hedefimizi savunmak durumundasınız. Bütün ülkücülerden muradımız budur. İddianıza sahip çıkın. O şehirde 10 kişinin 7'si ülkücüyüm derken bu algılarla son güne giderken diyorlar ki ya zaten MHP birinci parti olamaz. Bu kere yemez arkadaşlar. Biz bu kere birinci parti olacağız. Allah'ın izniyle, Allah'ın inayetiyle biz bu defa birinci parti olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle saygıdeğer vekillerimi, Sayın MYK üyemi, Sayın İl Ocak Başkanımı, Sayın İl Başkanımı hepsini size emanet ediyorum. Önce sizi Rabbime, onları size emanet ediyorum. Milliyetçi Hareket'in ülküsünü, ideallerini, hedeflerini de. Bunun yanında bu şehrin mazlumlarını da. Bu şehrin çözülemeyen problemlerinin çözümünü de. Bu şehirdeki çaresizliklere çare bulma, bu şehirde, ülküde, idealde birleşme hedeflerini de sizlere teslim ederek siz değerli misafirlerimizi, ablalarımızı, abilerimizi, kardeşlerimizi de bütün kalbimle, muhabbetle selamlıyor. Hepinizi yücelerin en yücesi olan Rabbime emanet ediyorum. Ben yapacağım. Eyvallah kardeşim. Şimdi Zülfü Bey'e bırakmadım. Ben pırlanta gibi kalbiyle, samimiyetine, yüreğine, insaniyetine, dava arkadaşlığına, hedef birliğimize, ideal birliğimize
kardeşliğimize inandığım, sonuna kadar kefil olduğum gururumuz, gurur kaynağımız, kardeşim, milletvekili adayımız Sayın Hakan Kuzube Efendi'yi tüm ziyaret ediyorum. Buyurun. Sayın Başkanımıza bütün övgü dolu sözleri için teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın Abdullah Paşa'lı hemşerilerine şunu söylemek istiyorum. Dervişe sormuşlar, demişler ki ne bilirsin? Derviş demiş, haddimi bilirim. Ben de haddinizi bilen bir kardeşiniz olarak öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayı olmaktan gurur duyduğumu, Yunus Bal gibi bir il başkanıyla yürüdüğüm için şeref duyduğumu, Semih Işıkver, Oğuzhan Başkan, Yunus Genç ve Fatma Sevinç Oğuzhan'la aynı listede olmaktan kıvanç duyduğumu sizlere ifade etmek istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlarım, dostlarım, ailem, vatanseverlik toplumdaki en büyük kariyerlerden biridir. Ben şunu biliyorum, vatanseverlik toplumda bir insanın alabileceği en üst kariyer limitidir. Şunu da biliyorum ki bir ülkücü kesinlikle bir vatanseverdir. Çünkü bu olmazsa olmaz tek şartıdır. Öncelikle bu kariyerli hayatınız için ve bu kariyerli hayatınızı bizlerle burada birleştirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı tekrar teşekkür ediyorum. Biz bu yola çıktığımızda ana ilkemizi şu belirledik. Dürüst bir siyaset, liyakatlı bir temsiliyet yapacağız dedik. Şimdi bütün çalışmalarımızda da bunu hep ön planda tuttuk. Hep dürüst olmaya ve liyakatlı işler yapmaya gayret gösterdik. Ancak ilerleyen süreçte şunu gördük ki dürüst, siyaset ve liyakat kavramlarının üzerinde tamamen oturduğu bir milletvekili adayımız var. Ve bu çok şükür bizim birinci sıra adayımız Semih Işıkver oldu. Bir alkış daha istiyorum ben Semih Başkanım. Değerli Abdullah Paşa'lı ağabeylerim, ablalarım, şimdi bizim il başkanımızın ve bize verilen talimat doğrultusunda birinci yaptığımız şey Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesini sağlamak. Bizim birinci hedefimiz bu. İkinci hedefimiz de az önce il başkanımız ve Semih Başkanımızın da ifade ettiği üzere Milliyetçi Hareket Partisi'ni Elazığ'da birinci parti yapabilmek. Bu ülke uğruna da kısaca bir özet geçmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli yeni bir yüzyılı kurup yeni bir yüzyılı inşa etmeye çalışıyorlar. Bu vizyonda Türkiye yüzyılı dediğimiz bu hedeflerinde Allah onlara kolaylıklar versin. Allah onların ömrünü uzun etsin diyorum inşallah. Semih Başkanım her mikrofonu aldığında diyor ki biz geliyoruz biz. Bu cümleyi hep kuruyor başkanım. Sayın Başkanım bunu dedikçe diğer tüm arkadaşların endişeleri artıyor. Neden artıyor? Çünkü diğerleri biliyorlar ki Semih Işıkver ya da Oğuzhan Başkan ya da Milliyetçi Hareket Partisi'nden herhangi biri milletvekili olursa sadece konuşmaz, hesap sorar. Herkesin biz geliyoruz dediğinde endişe ettiğini görüyoruz ve mutlu oluyoruz. Çünkü biliyorlar ki Semih Işıkver, en az Semih Işıkver milletvekili olduğunda mazlumun, garibanın hakkını, hukukunu savunmak için geliyoruz diyor Semih Işıkver. Ve böyle bir dertle milletvekili olmak istiyor. Bunu da biliyoruz. Bir söz almak istiyorum. Birinci sözümüz, Cumhurbaşkanı seçimlerinde Cumhurbaşkanımızı sonuna kadar destekleyecek miyiz? Çok güzel. Bir daha sanki evet'i bir daha duysak daha mı güzel olur? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanımızı sonuna kadar destekleyecek miyiz? Evet. Süper. İkincisi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin birinci parti olması için ilimizde elimizden gelen her şeyi yapacak mıyız? Buna bir daha evet diyelim. Çok güzel. Ben de sizlere söz veriyorum ki Rabbim seçilmemi kısmet ederse kendim,
Seçilmeni kısmet ederse, etmezse üst sıralarda birinci ve ikinci sırada olanlara sizin her sorununuzu iletmekte, bu sorunun çözülmesi için elinden gelen her şeyi yapmakta, her ısrarı yapmakta ben de sizlere söz veriyorum. Huzurunuzda. Biz az önce Selim Başkanımın arz ettiği gibi, ifade ettiği gibi siyasette hep projelerimizle var olduk. Bundan sonra da siyaset hayatında bizim için proje her şeyden kıymetli. Çünkü biliyoruz ki bir kadının yıktığını kimse yapamaz, kadının yaptığını kimse yıkamaz. Öncelikle kadınlardan, ailemizden bütün projelerimizi bir hafta içinde takır 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 anlatmaya başlayacağız. Ve Hazreti Mevla'nın dediği gibi anlaşılmak gibi bir derdimiz vardı diyor. Ben hepinizin gözlerinde bizi anladığınızı, bizi gerçekten benimsediğini görüyorum. Hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Esen kalın, hoşça kalın. Sağ olun.